Hoş geldiniz. Bu bölümde ve bir sonraki bölümde sizler için YouTube üzerinden ve Instagram üzerinden bu aralar bana en çok sorulan otel türüne yanıt aramaya çalışacağız efendim. Balayı otelleri. Bu ilk bölümde her şey dahil olan 5 balayı oteli seçtim sizler için. Elbette balayı için gidilecek otel sayısı çok fazla. Ancak örnek olması açısından 5 her şeyi dahili bugün getiriyorum. Bir sonraki programda da 5 oda kahvaltı balayı oteli seçimimi ekranlara getireceğim. Şimdi müsaadenizle ilk balayı bölümüyle başlayalım. Her şey dahil balayı otelleri. Buyurun. Balayı süreci çok hassas bir süreç çünkü o büyük heyecanlarla o evlilik tantanasını atlattıktan hemen sonra nihayet baş başa kaldığınız o dönemden, o kısa süreçten bahsediyoruz balayı dediğimizde. O yüzden büyük hassasiyetle, çok dikkatle seçmek gerekiyor. Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur derdi ama günümüzde pek işlemiyor o kural. O yüzden balayına gideceğiniz oteli seçerken fevkalade dikkatli olmanızı öneriyorum. O yüzden de balayı ile ilgili sorular geldiğinde YouTube'da veya Instagram'da bana, ki bu arada YouTube'dan gelmesini tercih ederim çünkü oradan link vermek ve yanıtlamak daha kolay oluyor. Çok özenli ve çok detaylı yanıtlamaya gayret ediyorum. Elimden geldiğince elbette. Şimdi bugün 5 tane her şey dahil otel, balayı oteli seçtim sizler için ama balayı, Türkiye'de balayına gidilecek otel sayısı çok fazla. Yurt dışında da çok fazla ama şu anda Türkiye'den konuşuyoruz. Türkiye'de çok fazla. Ben örnek olması açısından bugüne kadar da daha az bahsettiğim, daha az sözünü ettiğim 5 oteli balayı oteli grubu altında gündeme getirmek istedim. Neye dikkat etmek lazım balayı oteli seçerken? Bir kere beklentiyi belirlemek gerekiyor. Her şeyden önce beklenti çok önemli. Çünkü balayına gittiğinizde aslında iki kişi baş başa bir süre, bir zaman geçirmek, bir zaman satın almak üzerine hareket ediyorsunuz ve o noktada birbiriyle keyif yapmak üzere, birbiriyle sohbet etmek üzere, birbiriyle iyi vakit geçirmek üzere gidilen bir dönem balayı dönemi. O yüzden de ona göre otel seçmekte fayda var. Mesela elbette çocukları kabul eden otellerde balayına gidilmez diye bir kural yok. Ben de söyleyeceğim biraz sonra, benimkiler içerisinde de var. Ama böyle çok çocuk otelinde balayına gitmemek lazım bence. Neden? Çünkü daha baş başa, daha sessiz, daha sakin yerleri tercih edebilirsiniz. Ya da büyük her şey dahil, az sonra söyleyeceğim gibi büyük her şey dahil otellerin içerisinde böyle daha sessiz, sakin bölümleri de olan otelleri tercih etmekte belki fayda var. Bu videonun ortalarında bir yerlerinde bahsedeceğim. Bu tip her şey dahil otellerin bir de alakart restoranları vardır. Mesela o alakart restoranlara da bir bakmakta fayda var. Detaylarını bölümün ortasına geldiğimde anlatacağım. Ama tüm bunlardan önemli olan şey bütçe. Çünkü maalesef Türkiye'de bütçeniz beklentilerinizi belirlemek mecburiyetinde. Hele hele son dönemde hepimiz biliyoruz. Fiyatlar beklentiyle uyum sağlayacak şekilde denk getirilip bir otel seçmek lazım. Şimdi bana YouTube'dan sevgili dostlarım soruyorlar, işte şu kadar bütçem var, şu tarih diye. Şimdi o tarih ve o süre o bütçeyle uyuşmayabiliyor zaman zaman, maalesef yapacak bir şey yok. O yüzden hani bütçe çok etkili bir konu burada. Bütçeye göre beklentiyi doğru ayarlayıp doğru noktalarda bir otel seçmekte fayda var. Şimdi isterseniz benim örnek olarak seçtiğim şu 5 otelle başlayalım. Bunlardan ilki bel dibinden, kemerden gelecek. Beni seyredenler veya programlarımı başından beri takip edenler bilirler ki Antalya'da Kemer benim için çok keyifli bir yerdir. Çünkü Kemer ormanı ve denizi birlikte hissedebileceğiniz, ormanın içine gömülmüş tesislerin de olduğu gerçekten bir doğa harikası. İşte o yüzden ilk otelim bel dibinden, Kemer'den gelecek. Akka Antedon. Akka Antedon'u ben 2021'de, yani geçen senenin başlarında zannediyorum, Haziran ayında falan da önermiş olmalıyım. Öyle hatırlıyorum eski bölümlerden ama şimdi balayı konseptiyle getirdim sizlere Akka Antedon'u. Çünkü normalde çocuk kabul etse de, içinde çocuk kulübü vesaire olsa da doğal olarak, ama balayı çiftleri içinde çok tercih edilen, çok keyifli bir otel Akka Antedon. Bir kere böyle sessiz, baş başa kalınacak bir sürü noktası var. Çok keyifli alakart restoranları var. Dedim ya, bölümün ortasında anlatacağım o detayı. Ve
gerçekten hani büyüyecek bir arazi olduğu için kaçıp saklanmak, baş başa kalmak, biraz kafa dinlemek açısından mükemmel bir tesis. Üstelik de yemyeşil. Çok güzel bir spası var. Yani spa sevenler için veya işte masaj tarafıyla, hamam tarafıyla, sauna tarafıyla ilgili olanlar için çok da güzel bir spa etkinliği var veya ünitesi var diyelim. Akka Antidon bu manada gerçekten tercih edilebilecek bir tesis. Şimdi fiyatı ne diye sorarsanız yine yeni kontrol ettim. Biliyorsunuz fiyatları vermeye çalışıyorum ama ben verdikten bir dakika sonra değişebiliyor. Yapacak bir şey yok. Böyle borsa gibi hareketli bu aralar. 7-12 Haziran'ı hep baz olarak söylüyorum. Çünkü hani aynı tarihler arasında fiyatlar söyleyeyim ki yani otelleri birbiriyle karşılaştırma şansınız olsun diye. Erken rezervasyona başladığım günden bu yana hep 7-12 Haziran konuşuyorum. Yine 7-12 Haziran 5 gece için Akka Antidon'un bir balayı çifti adına fiyatı 16.500 lira seviyelerinde. Şimdi gelin Akka Antidon'a bir bakalım. Ondan sonra diğer balayı seçimlerimle devam edelim efendim. Şimdi Side'ye gideceğiz. Side, hep söylerim, kumuyla ünlü, tarihiyle ünlü bir tatil beldemiz. Çok güzel bir yerdir gerçekten. Ve bir Paloma grubu oteli önereceğim size. Paloma'nın birçok oteli var ama bir kısmını da başka programlarda önermişimdir. Bu otel böyle çok minimalist bir otel. Yani çok sade bir otel. Sadelik mimarisinde ve etkinliklerinde çok yansıyan bir otel. Bu sadeliği eğlencesiz bir otel gibi düşünmeyin. Çünkü nefis bir, gerçekten çok büyük bir aqua parkı var içinde. Hani aktivitesi de, heyecanı da, eğlencesi de bol bir oteldir ama böyle ilk baktığınızda su gibi duru bir otel yani. Denizin tam kıyısında nefis bir plajı var. Çok güzel tasarlanmış, insanı hiç yormayan sadelikte düzenlenmiş bir otel. Paloma Finest. Ve Paloma Finest Side'de dolayısıyla çok güzel bir plajın üzerinde duruyor. O yüzden öneriyorum balayı için. Çünkü balayın da en önemli taraflarından bir tanesi, yani güneye gitmekteki en önemli taraflarından bir tanesi tabii ki deniz, güneş tarafı işin. O yüzden Paloma Finest Side bu manada iyi bir alternatif olabilir. Daha önce de önermediğim bir otel olduğu için bu listeye aldım. Fiyatı 7-12 Haziran'da 18 bin lira civarında gözüküyor şu anda. Bu fiyatlar daha da artacak. Şu anda da çok ucuz değil. Çünkü erken rezervasyonun artık 2. 3. 4. aşamasına gelmiş durumdayız. Ama yine de şu an için sezona bakıldığında hiç fena değil bu fiyat. Paloma Finest Side'deyiz efendim.
Şimdi Belek'e gidelim. Programlarımı başından beri izleyenler bilirler ki Belek benim Antalya'da birinci tercihim olmaz hiçbir zaman ama bu oteli çok severim. Eski bir oteldir. Yenilendi. İsmini de böyle yeniliyorlar kendi içerisinde. Papillon grubunun bir oteli. Papillon grubunun da örneğin Papillon Ayşe'yi geçmişte önermişliğim var sizlere. Bu ise Papillon Zeugma Re-Luxury. Yani yeniden bir lüks konsepti kazanmış özel bir otel. Papillon Zeugma Re-Luxury'yi önermemin sebebi de hemen hemen içinde her istenen şey var. Hiç eksiksiz bir otel gerçekten. Ve böyle balayı ile ilgili genelde her şey dahil, işte ultra her şey dahil falan sorulduğunda işte bu örnek ona göre çok uygun olabilir diye düşünüyorum. O yüzden 18.200 liralık fiyatıyla 7-12 Haziran tarihlerinde 5 gece 18.200 liralık fiyatıyla bu listede Papillon Zeugma Re-Luxury de var. Belek'teyiz efendim. Şimdi gelelim videonun başında da söylediğim şu her şey dahil otellerin içerisindeki a la carte restoranlara. Bir kere temel olarak her şey dahil otel dediğinizde sistem açık büfe üzerine kuruludur, bilirsiniz. Yani sabah kahvaltısını gidip işte açık büfede kendiniz alırsınız. Öğlen olur yine ya ana restorandaki açık büfeyi kullanırsınız ya da işte etraftaki böyle snack bar tarzı işte hızlı yiyeceklerden oluşan veya işte pideciler, gözlemciler gibi yerler vardır bu tür otellerde. Oralardan devam edersiniz. Yine gidip kendiniz alırsınız. Akşam yemeğinde de yine ana restoranda kendiniz gidip yemeğinizi seçip alırsınız, oturup yersiniz. İşte standart her şey dahil düzeni veya ultra her şey dahil düzeni böyle işler. A la carte dediğimiz restoranlarsa benim bugün anlattığım hemen bütün otellerde var ve resimlerin içerisinde birer ikişer tane a la carte restoran görüntüsü koymaya gayret ettim videolarda. A la carte restoran dediğimiz restoranlarsa bu otellerin içerisinde normal her şey dahil hizmetine genellikle dahil olmayan restoranlardır. Ne demek o? Yani sizin ödediğiniz ücrete, o demin söylediğim rakamlara dahil olmayan restoranlardır. Peki ne manası var böyle bir restoranın orada olması? Şimdi bir süre kaldığınızda sürekli işte gidip her şey dahil sistemin içerisinde büfeden yemek almak, seçmek, yemek vesaire kimi izleyenlerime, kimi tatilcilere, kimi gezginlere her gün her gün sıkıcı olabiliyor veya zor gelebiliyor. Hele konu balayıysa. Balayında da böyle bir tane, bir gece olsun hani baş başa, keyifli, böyle masaya servis yapılan, hani garsonların gelip masaya servis yapabildiği, sipariş aldığı falan restoranlardan bir tanesinde yemek yemekte fayda olabilir. Özellikle balayı konsepti olduğu için söylüyorum. İşte bu saydığım ve az sonra sayacağım iki toplam 5 otelde de genelde büyük her şey dahilin hepsinde vardır. Hem de birden fazla a la carte restoran olur. Peki nasıl faydalanırsınız bunlardan? Genellikle şöyledir. Değişebilir sistemden ama şöyledir.
işte 10 euro ile 30 euro arasında maalesef euro konuşmak zorundayız. Çünkü hep öyledir bu rakamlar. 10 euro ile 30 euro, 10 euro ile 40 euro arasında bir kişi başı ekstra ödeyerek, yani normal her şeye dahil paketin üzerine ödeme yaparak, rezervasyon esnasında orada otelde bunu ödeyebilirsiniz, sorun yok. O rezervasyonla o gece böyle 30 kişilik, 50 kişilik, 60 kişilik, bilemedin en fazla 100 kişilik bir restoranda, size özel, kapalı ve servis edilen bir restoranda rezervasyon yaptırmak kaydıyla yemek yiyebilirsiniz. Şimdi şu soru gelecek. Ya hani ben zaten bu kadar para ödedim bu otele. E niye şimdi bunu ayrıca ödemek durumundayım? E çünkü o alakart bir hizmet. Yani masanıza garsonla servis yapılan özel menüler içeren bir hizmet. Bir de bu alakart restoranının alameti farikası bunların tarzlarının, türlerinin birbirinden farklı mutfakları içermesidir. Örneğin İtalyan, Çin, Japon, deniz, balık, kebap, sayamayacağım türde o kadar çok ki yani tür ve biçimde temalı alakart restoranlar olduğu için bunlar. İşte o temaya uygun bir menü servis ettikleri için ve masaya özel servis ettikleri için o ekstra ücreti alırlar. Rezervasyon yaptırırsanız ve gidip orada o yemeği yerseniz ödersiniz. Rezervasyon yaptırmazsanız, yok hayır ben bütün kalış süremde o gideceğim, açık büfeden alacağım, kendim yiyeceğim derseniz bu ekstrayı ödemenize gerek yok. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Balayındasınız. Hani bir gece böyle özel bir yemek yemek isteyebilirsiniz. Böyle denize, bazıları çünkü denize sıfırdır, böyle denizin üzerinde durur, balık restoranıdır falan. Gittiğiniz otele göre değişebilir ama hani bir ilk gün otele gittiğinizde şöyle bir alakart restoranlara bakmakta, bir onların fiyatlarını öğrenmekte falan fayda var. Belki tercih etmek isteyebilirsiniz. Şimdi gelelim dördüncü otele bugünkü. Balayı, her şey dahil Balayı otellerindeki seçimlerimin dördüncüsüne. Güral grubunun bir otelidir. Bu da Tekirova'da, yine Kemer tarafında. Tekirova'da nefis bir yer gerçekten. Yemiş, olağanüstü bir yerdir. Güral Premier Tekirova bu otelin ismi. Şimdi ben bu oteli çok beğeniyorum bir kere her şeyden önce. Özellikle de böyle Balayı tarafında daha da güzel bir otel haline geliyor. Çünkü bu tip çiftlere özel, çiftlere uygun aktivitelere veya bölgelere, yerlere, bölümlere de sahip olan bir otel. O yüzden Güral Premier'i bir Balayı oteli olarak da keyifle önerebilirim. Fiyatı 7-12 Haziran arasında 24.500 lira şu anda. Bu normalde de çok pahalı bir oteldir bu arada. Yani Güral'ın pahalı grubunda, lüks grubunda bir oteldir. İşte şu anda erken rezervasyon indirimiyle fiyatı bu. Gelin birlikte Güral Premier Tekirova'ya bakalım. Kemer'deyiz efendim. Sıra geldi her şey dahil Balayı otelleri seçimimin sonuncusuna. Tekrar ediyorum, onlarca yüzlerce otel var Balayı'na gidilebilecek. Benim seçtiğim 5 otel, aklıma gelen hemen Balayı dediğinde gözümün önüne gelen 5 otel bu olduğu için bunları seçtim. Şimdi 5. otel bir kere çok ünlü. Çünkü bu otel Kundu'da, Antalya'nın Kundu tarafında ilk açıldığında gerçekten büyük bir sükseyle, şaşayla açıldı.
İlk ismi, hala o ismi kullanıyor ama ilk ismi Mardan Palas'tı. Yani Mardan Sarayı'ydı. Şimdi Titanic grubunun işlettiği bir otel. Dolayısıyla ismi Titanic Mardan Palas oldu. Gerçekten fiziksel olarak, yani lüks anlayışı açısından çok başarılı bir oteldir. Çok güzel bir oteldir. Balayına da çok uygundur. Gerçekten balayı için de tercih edilebilecek bir otel o yüzden. Nefis bir spası var bunun da içerisinde. Harika bir spa tesisi var. Masaj ve hamam vesaire anlamında. Çok güzel bir plajın üzerinde duruyor. Kundu'da çok çok güzel bir sahilde. Yine deniz, güneş tercih edenler balayında bu oteli de bir listelerine alabilirler. Fiyatı biraz pahalı. Çünkü hani bu grubun her zaman olduğu gibi ekonomik olandan daha pahalı olana gittiğim için en pahalı, bu seçim grubunun en pahalı oteli bu. Titanic Mardan Palas 7-12 Haziran'da 28 bin liralık bir fiyat çıkmış. Şu anda erken rezervasyonda, daha da artacak. Tabii bu 5 otel kendi içinde çok hoş balayı keyifleri yaşayabileceğiniz oteller ama şu sonuncuyu Titanic Mardan Palas'ı da bitirelim. Ondan sonra başka bir boyuttan balayına tekrar bakalım. Titanic Mardan Palas Kundu efendim. Kundu Antalya'dayız. Dedim ya, farklı bir açıdan bakalım ve ona göre değerlendirelim diye. Şimdi balayı için otel seçiyorsak, arıyorsak bir kere ana ayrım, yani birinci ayrım, çatal şu. Her şey dahil bir tesiste mi gideceğiz, her şey dahil olmayan bir tesiste mi gideceğiz? Yani bir kere ilk konu bu. Ben de programları ona göre ayırdım. O yüzden bu programda her şey dahil çatalından, yolundan giderek size 5 tane otel önerdim. Şimdi her şey dahile gittiğinizde de şu seçimi yapacaksınız. Daha doğrusu şu kararları vereceksiniz. Hangi bütçeyle? Şimdi benim burada bir önerim var. Ne kadar size mantıklı gelir, ne kadar gelmez onu bilemem. Bu kişisel bir şey tabii ama ya önerim şu. Her şey dahil bir otelde o her şey dahil ifadesi yiyecek içecek aslında içerir. O yiyecek içeceğin de belirli kalitede size keyif veren, ağız tadınıza uygun olabilmesi için otelin belirli bir fiyat çizgisinde olmasına dikkat etmekte fayda var. Tabii ki benim bütçem bu kadar, buna göre bir her şeyi dahil arıyorum dediğinizde o yemek, o yiyecek içecek kalitesi tabii öyle en üst seviyede olamayabiliyor doğal olarak. Çünkü bunlar hep fiyat fayda ilişkileri. O yüzden önerim şu, böyle hani düğün planlıyoruz ya şimdiden, işte nerede yapacağız, hangi salonda yapacağız, kimleri davet edeceğiz, nasıl bir yemek olacak, kınası nasıl olacak, işte efendim fotoğrafçısı nasıl olacak, çiçeği nasıl olacak falan. Hepsine eyvallah.
Hiç itirazım yok. Ama bunları bütçeyi burada hani biraz daha dikkatli kullanıp balayında gideceğiniz otelde bütçenizi bir tık daha arttırmanızı ben öneririm. Sebebi şudur. Burada yaptıklarınız çevreniz içindir efendim. Yani arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalar, çevreniz içindir burada yaptığınız hemen hemen her şey. Ama balayında baş başasınız. Sizin için o. Dolayısıyla kendinize biraz daha fazla para ayırmanızı ve hani bütçenizin, normal bütçenizin bir böyle %20 civarında daha üzerinde bir oteli en azından her şeyi dahil istiyorsanız, yani her şeyi dahil için söylüyorum spesifik olarak, öyle bir oteli balayında tercih etmeye gayret etmenizde büyük fayda var. Çünkü bu sadece size özel ve büyük olasılıkla hayatınızda, genellikle söylüyorum, hayatınızda bir kere yapacaksınız. O yüzden işte o bir kerelik keyfi kendinize ayırmanızda bütçenin bir kısmını buradan alıp, yani o düğün tantanasından alıp bu tarafa aktarmanızda bence hani büyük fayda var. Çünkü otel dediğiniz, her şeyi dahil otel dediğiniz hikaye tamamen otelin fiziksel koşulları, odası vesairesinin yanında yiyecek içeceğiyle de birleşik bir konu. Başından beri bilirler beni seyredenler, ben yiyecek içecek konusunda hiç garanti vermem. Sebebi şudur, çünkü ağız tadı ve zevk çok değişkendir. Yani bunu benim, ya bu otelin yemekleri çok güzel demem absürt olur. Çünkü o bana göre güzeldir, birçok insana göre olmayabilir. O yüzden yiyecek içecekte kaliteyi arttırmak bütçeyle mümkün olduğu için işte o bütçeyi biraz arttırmanızda, arttırmayı düşünmenizde diyeyim, fayda var efendim. Bu küçük öneriyle balayı programlarının ilki olan her şey dahil balayı otelleri bölümünü kapatmak istiyorum izin verirseniz. Bir kere her şeyden önce izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu otellerin dışında da birçok soru geliyor. İşte şuraya gitmek istiyoruz, buraya gitmek istiyoruz, balayı için ne önerirsiniz diye hepsini tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. Çok yakın bir zamanda kişisel web sitem üzerinden burada YouTube'da daha yüzeysel, tabii yani vakit o kadar, alan o kadar, daha yüzeysel yanıtladığım bütün tatille, otelle ilgili soruları web sitem üzerinden daha geniş bir danışmanlık sistemiyle yanıtlamaya hazırlanıyorum. Yani oradan da bir program yapacağım elimden geldiğince. İsteyenler YouTube'dan böyle birkaç paragrafla bilgi alacaklar. İsteyenler, arzu edenler web sitemden daha birebir bir bilgi almak için benimle temas edecekler. Çok kısa vakit sonra. Ama en önemli tarafı hikayenin gerçekten otel seçerken, özellikle balayı otel seçerken lütfen çok dikkat edin. Mutsuz olacağınız bir seçim yapmamaya çalışın. Çünkü balayı hayatta en mutlu olduğunuz dönem olmalı bence. Bir sonraki bölüme kadar, ki bir sonraki bölümde de bu kez oda kahvaltı sistemiyle çalışan balayı otellerini anlatmaya çalışacağım. O bölüme kadar lütfen abone olmayı unutmayın. Şu bildirim zilini açarsanız erken rezervasyondan ve farklı konulardaki otel ve tatil önerilerinden haberdar olabilirsiniz. Ve elbette yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorum yaparsanız ben elimden geldiğince kişiselleştirilmiş şekilde yanıt vermeye, önerilerde bulunmaya gayret ediyorum efendim. Bir sonraki bölüme kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.